Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekki 11. sefir 75. kısım. Vasıl Hakk'a ait tenzih ve teşbih nitelikleri. Bilmelisin ki kulları kendisini müşahede ederken Hakk'ın iki niteliği vardır. Birincisi tenzih niteliği, ikincisi ise bir tür teşbihle hayale indiği niteliktir. Tenzih, Hakk'ın onun benzeri bir şey yoktur ifadesindeki tecellisidir. Diğer nitelik ise Hakk'ın Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem görür gibi Allah'a ibadet et. Allah namaz kılanın kıblesinde bulunur. Ya da her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Yani semme. Ayeti gibi ifadelerindeki tecellisidir. Burada orada yani semme edatı zarf, Allah'ın yüzü ise onun zatı ve hakikati demektir. Ayrıca teşbih anlamlarının yaratıklara verilmesi uygun düşen sözleri dile getiren bir takım hadis ve ayetler de teşbihle ilgilidir. Bu sözlere terimsel anlamları eşlik etmeseydi onların kullanımı yarar sağlamazdı. Çünkü Allah'tan bu ilahi bildirimin indiği dille çelişen bir şeyi açıklaması beklenmez. Allah-u Teala şöyle buyurur. Biz her peygamberi onlara açıklasın diye kavminin diliyle gönderdik. Başka bir ifadeyle gerçeği öğrenmeleri için onları kendilerinin dilleriyle gönderdik. Bu sözlerle gönderilmiş peygamber o lafızları terimleşmiş anlamla açıklamaz. Naslarda geçen bu sözlerden anlaşılan anlamlar Allah'a onun kendisine nispet ettiği şekilde nispet edilir. Bu lafızların dilleriyle indiği insanların yani Arapların anlamayacağı anlamlarla açıklanılmasına teşebbüs edilmez. Aksi halde sözleri bağlamlarından çıkartan ve bildikleri halde karşı çıkma nedeniyle anladıktan sonra bile bile sözü saptıranlardan oluruz. Bu nispetlerin niteliğini bilmediğimizi kabul ederiz. Bu konuda herhangi bir muhalif olmaksızın Selef bilginlerin inancı buydu. Hakk'a nispet edilen bu iki meşhur nitelik hakkında söylediklerimiz anlaşıldıysa ki kalbinle ve ibadetinle bu iki niteliğe yönelmen istenir. Kamil insan olabilmek için bunlardan yüz çevirme ya da kemalden aşağıdaysan bunlardan birisine yönelme. Bunlardan birisini tercihin kelam ehlinin akılları yönünden söylediği sözler nedeniyle olabileceği gibi ya da akılları Allah'ın yaratıklarına benzemesini anlamayan kimselerin yanılgısını dikkate almandan kaynaklanabilir. Bu insanlar bilgisizdir, onlar cahildir. Hak ise her ikisini birleştirme özelliğine sahiptir. Adem'in yaratılışı ile ilgili bir hadiste Allah'ın Adem'i kendi suretine göre yarattığı bildirilir. Kur'an-ı Kerim'de ise onu iki eliyle yarattığını belirtir. Bu durum hal karinesinden anlaşıldığı kadarıyla Adem'i şereflendirme amacıyla yapılmıştır. Allah Adem'e karşı kendi yaratılışıyla üstünlük iddia eden İblis'e bunu söylediğinde ona şöyle sormuştur. İki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Burada iki elin kudrete yorumlanması uygun değildir. Çünkü iki el iki olarak zikredilmiştir. Ya da ellerden birinin nimet eli, diğerinin kudret eli olarak yorumlanması da uygun değildir. Çünkü bu zaten bütün mevcutlarda bulunan bir şeydir ve bu yorumla Adem'in üstünlüğü ortaya çıkmaz. Öyleyse iki elim ile sözü bu yorumlardan farklı olmalıdır ki bu sayede Adem'i şereflendirme mümkün olabilsin. Bu iki nispet insanın yaratılışına verilmiştir. Bunlar tenzih ve teşbih nitelikleridir. Öyleyse Ademoğulları üç tür olarak ortaya çıkmıştır. Birincisi kamil sınıftır. Kamil bu iki nispeti kendinde birleştiren kimsedir. İkincisi aklının ve teorik düşüncesinin kanıtıyla sınırlı kalan kimsedir. Üçüncüsü ise naslarda geçen sözün verisine göre teşbih yapandır. Müminlerden bu sınıfların dördüncüsü yoktur. Öyleyse karşılıklık ya da sapma ancak Hakk'ın hayali surete tenezzül nispeti yönünden gerçekleşebilir. Bu surete Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a görür gibi ibadet et sözüyle işaret etmiştir. İşte bu mabudun karşısında bulunmak demektir. Bu karşılıklılık halinde ya tenzih ile ki o kelamcıların sapmasıdır ya da sınırlı teşbih ile sapılır. Bu ise cisimleştirilenlerin sapmasıdır. Kamiller ise her iki durumu birden kabul edenlerdir. Zikrettiğimiz bu mertebe 360 makam içerir. Bunlardan 36 tanesi ana, kalanları ise bu mertebelerden daha aşağıdaki mertebelerdir. Bütün bu makamlar müşahede ehline Ed-Dehir isminden meydana gelir. Çünkü Allah dehirdir yani zamandır. Bu sözden ise feleklerin hareketlerinin
ortaya çıkarttığı malum zaman anlaşılmamalıdır. Böyle bir anlayışta yıldızların kat ettiği feleğin dereceleri dikkate alınır. Biz ise Eddehir ismi ve zamanın kendilerinden ortaya çıktığı makamlarından söz etmekteyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi gerçekte zaman var olan bir şey değil, yani gerçek bir şey, nispi bir şeydir. Ayrıca kadim için ezel neyse yaratılmış için zaman odur. Bu makamlar ilahi surete göre yaratılmış olmak bakımından zatlarıyla karşısında bulunduklarında müşahede ehli için gerçekleşir. Aynı şekilde zaman da Eddehr'in karşısında bulunur, yani mukabilesidir. Ebed ise ezelin mukabilidir. Müşahede ehlinden hiç kimse karşılıklılık esnasında zatlarından ayırdıkları bir varlığa ya da karşılarında bulunan bir zattan ayırdıkları bir varlığa bakmaz. Bu makam sahibi bir insan için bir varlığı ayırt etmek ya da mukabilinde durdukları şeyi kendilerinden ayıracak şekilde onun adına bir ayrıma giderlerse hiç kuşkusuz onu sınırlamış ve karşılıklılık halinden sapmış olurlar. Bu davranış ile de 18 makamı düşerler ki bu sayı ana makamların yarısıdır. Bu sapma ise ya ona ya da kendilerinedir. Sapma Allah'a dönük ise kendilerinden habersiz kalırlar. Halbuki Allah karşısında kendilerinden haberdar olmaları istenmişti. Sapma kendilerine dönük ise hiç kuşkusuz Allah'tan habersiz kalırlar. Halbuki onun karşısında olduklarının bilincinde olmaları istenmişti. Sapma devam ederse onun da yarısına düşerler ki bu 9 makamdır. Bu durumda ayrıldıkları diğer yarımı kaybederler. Sapma daha da devam ederse bu kez 6 makamı düşerler. Bu ise sapmanın ileri derecesidir. Çünkü bu 18'in 3'te 1'i iken toplamı teşkil eden 36'nın 6'da 1'idir. Kulun menzili bu iki nispet arasındadır ve zatıyla her birinin karşısında durur. Çünkü kamil zatında bölünmediği gibi bölünmeyen şey ise her nispetin karşısına farklı bir yönde bulunma özelliğiyle nitelenmez. Onun zatından başka da yoktur. Örnek olarak iki cisim ya da iki cevher arasındaki bir cevheri verebiliriz. Bu cevher kendi zatıyla aralarında bulunduğu şeylerin mukabilindedir. Bölünmeyen şeyin akla göre iki farklı yönü olamaz. Bununla birlikte vehim gücü bunu tahayyül edebilir. İnsan hakikati ve latifesi yönünden, zatıyla yani tenzih yönünden hakkın karşısında bulunurken bizzat bu yön ile de teşbih vehmi veren niteliklerle nitelenmesi yönünden hakkın karşısında durur. Söz konusu olan diğer nispettir. Bu iki nispet ile nitelenen hak gerçekte ve birliğinde tek olduğu gibi bu iki nitelik nedeniyle onun zatında bir çoğalma ve bölünme hükmü verilemez. Hakkın karşısında iki nispet içindeki kamil kul da böyledir. Onun da iki ayrı yönü yoktur. İşte bu çokluklarına rağmen bütün yönlerden hakka ait karşılıklılık halidir. Çünkü nispetleri çok olsa bile hepsi de bu iki niteliğe döner. Bunlar ise kendisiyle nitelenene ilave değillerdir. Öyleyse hepsi tek bir hakikattir ve var olan bir bütün söz konusudur. Biz onu nispetler yönünden getirdik. Nispetlerin ise gerçekte varlığı yoktur. Öyleyse hakkın zatı tek iken kulun zatı da tektir. Fakat kulun zatı sübut halindedir ve aslından ayrılmadığı gibi kaynağından da çıkmamıştır. Ona hak varlığının elbisesini giydirmiştir. Kulun hakikati varlığının batını iken varlığı da onu var edenin aynıdır. O halde haktan başkası zuhur etmemiştir ve ondan başkası da yoktur. Kulun hakikati ise aslı üzerinde kalıcıdır. Fakat o kendi hakkında olduğu gibi ona varlık elbisesini giydiren ve hem cinsleri hakkında da sahip olmadığı bir bilgiyi kazanmıştır. Alem de bu sayede Rabbinin varlığının gözüyle birbirini görmüştür. Öyleyse Rabbinin gözüyle zatına bakıp ayırt etmeyen kimse hiç kuşkusuz ona gereken şeyden sapmıştır. Böyle bir kul hakkın gözünde bilgisizlikle nitelenmiştir. Onun bu nitelik ve durumdaki hükmü ise varlıkla nitelenmemişin hükmüyle birdir. Çünkü bilgisizlik yokluktur. Görüşünde Allah Allah'ı görmüştür diyen kimse ise kamil kuldur. Bütün niteliklerde de bu durum geçerlidir. Marifetin en üstün derecesi budur. Bu marifet derecesini ikinci derece takip eder. İkinci derecenin sahibi şöyle der. Benim gözlerim kapalıydı, onları açtım. Her neye baktılarsa Allah idi. Öyleyse ben Allah'tan başkasını görmedim.
Hakikatler ise asıllarında olduğu gibi benim onları görmemde bir etkiye sahip değillerdir. Üçüncü marifet ise sahibinin şöyle dediği bilgidir. Hiçbir şey görmedim. Dördüncü marifet sahibi ise şöyle der. Gördüğüm her şeyden önce Allah'ı gördüm. Bu bir sınırlama görmesidir. Aynı şekilde bu bilgiden daha düşük derecede bulunan gördüğüm şey de ondan sonra onun nezdinde gibi ifadeler de böyledir. Bu teşbih vehmi veren, iniş nispetinden sınırlamayı veren bilgilerdir. Zikrettiğimiz ilk bilgiler ise kulun iki nispet arasında bulunma makamından meydana gelir. Tenzih nispetinden meydana gelen marifetler ise aktarılamaz ve onlar dile gelmez. Onları işaret de edilemez. Öyleyse iş üç ana konuda sınırlanmıştır. Tenzih nispetinin marifeti, sınırlama ve teşbih nispetinin marifeti ve bu iki nispet arasındaki makamının verisi olan marifet. Bu ise senin varlığın değil, aynındır. Çünkü senin varlığın Hakk'ın varlığıdır. Öyleyse varlık sana nispet edilmez. Bu ana bilgiler hakkında bilgisi olmayan kimse sapmış kişidir.